Her şey mükemmel olmak zorunda olmadığı bir şahdan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zerişke Yol kanalıma hoş geldiniz. Aynı zamanda KYK ile ilgili son videoma da hoş geldiniz. Artık işte bilgilendirici şekilde video çekmeyeceğim, bu son video. 2023 tayfa için çektim bunu. 2023 mi oluyorsunuz siz? Evet. 2022-2023 yılı öğrencileri için çekiyorum bu videoyu ve son videom. Artık KYK bilgilendirme videosu falan çekmeyeceğim. Yeterli gelecektir bu 3 video. Diğer ilk iki videomu da sağ üst köşeden çıkan bildirimden izleyebilirsiniz. O halde hiç uzatmadan hemen videoya geçeyim. 15 tane soru falan çıkarttım. O diğer paylaştığım videoların altına gelen sorulardan aldım. Bazılarını yine videoda açıklamıştım ama yine de sormuşlar işte. Daha açıklayıcı bir şekilde yine anlatacağım. Bazıları ise daha önce cevaplandırmadığım sorular. O halde hiç uzatmadan hemen başlayalım. İlk şu soruyu cevaplayayım. Yurda giriş çıkış saatleri nasıl diye. Yani sabah en erken ne zaman çıkarsınız yurttan bilmiyorum. Ama 7 gibi bizim okulumuzun, yurdumuzun önüne otobüs geliyordu. O yüzden yani 7 gibi, 6.30 gibi falan herhalde çıkarsınız diye düşünüyorum. Ama gece en geç saat 11'de, 23.00'da yurda gelmek zorundasınız. Ondan sonra almıyorlar. Tutanak falan tutuyorlar işte zorunlu olduğu zaman falan. Bu şekilde. Yurdumun ücretini çok merak etmişsiniz arkadaşlar. Benim yurdum 3 kişilik odalardan oluşuyor. Tuvalet ve banyo ise odaların içerisinde bulunuyor. Ve 325 TL ödüyordum. Geçen yıl diyeyim artık. Çünkü önümüzdeki yıl artacak diyebiliyorum. Ama şunu unutmayın. Her yurdun ücreti farklıdır arkadaşlar. Siz yorumlara şey yazmışsınız işte senin yurdun tipi ne falan diye. Yani ben tipi falan bilmiyorum arkadaşlar. Üçüncü tip mi, A tipi mi, B tipi mi? Hiç bilmiyorum bunları yani. Sizden ilk defa duydum. Odalar kaç kişilik diye sormuşsunuz. Yine arkadaşlar bu değişkenlik gösteren yani yurttan yurda değişkenlik gösteren bir durum. Bizim yurdumuz 3 kişilik odalardan oluşuyor. Tek kişilik odalar da var. Binanın en üst katında hatta balkonlu odalar diyebilirim. Pandemi zamanında orası şey olarak kullanıldı bir dönem. Ne denir? Ne çabuk unuttuk değil mi lan? Ne denir diyorum. Neydi lan? Karantina. Karantina şeyi olarak kullanıldı. Yurt izin alma nasıl oluyor demişsiniz. Bunu açıklamıştım aslında. GSB adında bir tane uygulama var. Oradan izninizi alıyorsunuz. Yani her zaman idareye gidip gelmiyorsunuz. Telefonunuzdan alabiliyorsunuz izninizi. 75 gün hakkınız var. Bir sene içerisinde 75 gün devamsız yapma hakkınız var. Hafta sonları izne dahil değil aslında. Hafta sonları tatil olarak gözüküyor. Ama siz yine de başka yerde kalacaksınız, ailenize yanınıza dönecekseniz falan izin alırken hafta sonunu seçmek zorundasınız. Yani yurttan çıktığınız tarihle döneceğiniz tarihe kadar olan günü seçiyorsunuz tek tek. O tarihlerde yurtta olmayacağınızı belirtiyorsunuz. İşte sonra gideceğiniz yeni adresini yazıyorsunuz. Telefon numaranızı. O kadar. Böyle. İzninizi almış oluyorsunuz yani. Şimdi ben cevapladıklarım üstümü çizebilir miyim? İzninizle. Aylık ücreti söyledim. Oda sayısını söyledim. Yemek sistemi nasıl? Kaç öğün var? Diye sormuşsunuz. Şimdi iki öğün. Sabah akşam var. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği var. Bizim yemekhane 7'de açılıyordu yani. Öyle söyleyeyim. 7'de açılıyordu. 7.30-8'e kadar hazırlanmış oluyordu her şey yani. Her şey dediğimde çok bir şey yok yani. Valla peynir, ekmek falan. Bizim yurtta çok yemek konusunda iyi değillerdi açıkçası. Kahvaltıda hep aynı şeyleri diyordu. Yemin ederim ki size. Bir poğaçayla yani gevrek falan çıkartıyorlardı. Gerisi aynı yani. Marketten de alınacak. Peynir, zeytin, salatalık, salam falan filan. Ama ben böyle arkadaşlarımın yurtlarındaki şeyleri, menüleri falan görünce böyle içim gidiyor. Yemin ederim ki patates kızartması yapıyorlar, pişi yapıyorlar, börek yapıyorlar. Bir sürü şey yapıyorlar ama bizim yurtta hiçbir şey yapmıyorlardı gerçekten. Sadece bir poğaça ve şey çıkartıyorlar, gevrek çıkartıyorlar o kadar. Bir arasa menemen. Başka bir şey yok. Sabah kahvaltı hakkımız 8.30'tu en son. Biraz artmıştı hatta ilk başta ne kadardan girmiştik öyle? 5.30 muydu? Bir şeyler girdik. Neyse arkadaşlar en son ki nasıl söyleyeyim ben. Yani ilk girdiğimizde bu kadar değildi de sonra arttı. 8.30 sabah kahvaltı hakkımız vardı. Akşamda 17 TL hakkımız vardı. Mesela sen sabah kahvaltısı için aldın istediklerini, seçtin işte zeytin falan filan. Hepsinin ayrı bir fiyatları var işte. Onlar porsiyonları falan biliyorlar işte. Dolduruyorlar tabağınıza. Kasaya gidiyorsunuz. Hesaplıyor kasadaki kadın. Diyor ki 10 lira tuttu. 8.5 lirası devletten olduğu için sen geri kalanını tamamlıyorsun. 10 liradan 8.5'ü çıkartıyorlar. Üstünü sen tamamlıyorsun işte. Akşam yemeği aynı sistem. Atıyorum işte sen yemeğini aldın. 20 lira mı tuttu? 17 lirasını devlet ödüyor. Geri kalanını sen üstüne tamamlıyorsun. Bu şekilde. Siz bu bahsettiğim 17 lira ve 8.5 TL'yi almıyorsunuz. Bunları para olarak görmeyin. Sadece o kısmı bedava. Yani para olarak alabilir miyim diye soruyorsanız almıyorsunuz arkadaşlar.
Yurtta engelli odası bulunuyor mu diye sormuşsunuz. Evet arkadaşlar, yurdumuzda engelli odası bulunuyor. Engelli rampası da bulunuyor. Yani iki blokta da, aynı şekilde idareye çıkan binada da falan. Bizde var yani, bizim yurdumuzda. Engelli odası da var. Size şöyle göstereyim hatta. Bizim normal odalarımızın aynısı. Yani özel olarak yapılmış, sadece bir banyosu ve tuvaleti bulunuyor işte. Geri kalan kısmı aynı. Yine 3 yatak ve 3 dolabın sığabileceği bir oda. Hatta 3 dolap var. 3 kitaplık var, masa var. Sadece 2 yatağı çıkarmışlar. Hani tekerlekli sandalyeler rahat hareket edebilmesi açısından. Engelli denir mi acaba? Engelli mi? Özürlü mü denir? Özür. Engelli denir ya. Değil mi? Şimdi engelli mi olur, özürlü mü? Özürlü demek de çok şey. Özürlü. Ay şu an bilemedim. Engelli mi demem gerekiyordu, özürlü mü demem gerekiyordu bilemiyorum ya. Ama orada engelli odası yazıyordu. O yüzden engelli demem mantıklı herhalde. Saç kurutma makinesi, saç düzleştiricisi yasak mı diye sormuşsunuz. Arkadaşlar bunlar yasak değil. Ütü, saç düzleştiricisi, saç kurutma makinesi bunlar yasak değil. Çünkü bunlar ihtiyaç. Anladınız mı? Okula gittiğiniz zaman kıyafetinizi ütülemek zorundasınız. İşte saçınızı falan yapmak zorundasınız değil mi doğal olarak? Yani bunlar yasak değil. Su ısıtıcısı, kettle yasak. Bunu da neden yasaklıyorlar? Şöyle söyleyeyim. Çünkü ucuz kettle alıyoruz. Ve bir ton insan var orada, tamam mı? Herkes aynı anda şey yapmaz, saçını düzleştirmez veya ütüsünü yapmaz. O yüzden o elektriğe pek sıkıntı vermiyor. Ama bu ucuz kettle'lar, aldığımız ucuz kettle, ucuz ısıtıcılar ve öğrenciler genellikle hani gece doğru işte çayını kahvesini yaptığı için sürekli şantel atmasına veya sigortanın yanmasına sebep oluyor. Yani bize böyle bir açıklama yaptılar. O yüzden su ısıtıcısı falan yasak. Ucuz kettle'lar su ısıtıcılara zarar veriyor. Prizleri patlatıyor, yakıyor, ne bileyim işte sigortaya zarar veriyor falan filan. O yüzden yasak diye biliyorum. Bize böyle söylendi çünkü. Saç kurutma makinesi, düzleştiriciniz, maşanız, ondan sonra ütünüz falan yasak değil. Odaya yiyecek içecek sokmak yasak mı? Hayır arkadaşlar, odaya yiyecek içecek sokmanız yasak olsaydı oraya bir buzdolabı koymazlardı. Buzdolabımız da var, ufak bir buzdolabı. 3 kişi yetebilecek kadar bence iyi, ideal yani. Oda temizliği nasıl oluyor? Oda temizliği arkadaşlar, her kata belli bir abla veriyorlar. Önce odalarınızı bir mopla, ıslak olmayan bir mopla temizliyorlar. Sonra vida yapıyorlar. Yani bazen nadiren çalışma masanızı, başucu komodinizi falan temizliyor Beyza, ama çok az rastladım yani bu duruma. Onun dışında haftada bir kere de pazartesi günleri genelde çamaşır suyu döküyorlar lavaboların içerisine, tuvalete falan, o şekilde. Geri kalan temizlik size ait yani. Yani hafta sonları temizlik olmuyor bu arada. Cumartesi, pazar temizlik olmuyor. Onun için de koridorlara yani süpürge ve faraşa bırakıyorlar. Onu siz isterseniz hafta sonu işte bir şey mi dökülüp temizlemek isterseniz temizleyebilirsiniz. Giysi dolapları yeterli geliyor mu diye sormuşsunuz. Size yeterli geliyordu açıkçası. Tek bir sıkıntımız vardı. Çoğunun raf olması. Hani çekmece koysalar daha iyi olurdu gibi geldi bize. Hani şimdi nankörlük etmek de istemiyorum ama çok raf var ve derinliği çok fazla. Arkaya hiç kullanmadığın ürünleri koymak zorundasın. Ya da boş bırakmak zorundasın. Hep ön kısımlara falan koyuyoruz. Çünkü kolunu uzatıp arkadan bir şey almak çok zor gerçekten. Bu şekilde. Ortak ayakkabınız falan bulunuyor zaten. Hani o yüzden hani ayakkabılarımı sığdırabilir miyim falan diye soranlar olmuş. Ayakkabılık ayrı vardı bizim yurtta. Her yurtta var mı bilmiyorum ama buzdolabımızın üst kısmında ortak bir alan var. Biz orayı ayakkabılık olarak kullanıyorduk. Nevresimimizi kendimiz mi getiriyoruz? Kirlenirsek nasıl değiştiriyoruz diye sormuşsunuz. Şimdi nevresimleri yurt veriyor. Yorgan ve yastıkta olduğu gibi nevresimlerinizi yurt veriyor. Yorgan ve yastığınızı aldığınızda nevresiminizi de alıyorsunuz zaten. Ve 10 günde bir değiştirebiliyorsunuz. 15 günde bir miydi? 10 günde birdi ya. Nevresimlerinizi çıkartıyorsunuz. İşte çarşafı, yastık kılıfı ve nevresim işte yorganın üstündeki kılıf. Onu çıkartıyorsunuz. Nevresimhaneye götürüyorsunuz. Orada abla kontrol ediyor. İşte herhangi bir sıkıntısı var mı falan diye. Sonra kirli çamaşır sepetine atıyor onları. Ondan sonra siz orada bir tane kağıt var, dosya diyeyim hatta. Dosyadan şeyi dolduruyorsunuz. İsminizi yazıyorsunuz. Oda numaranızı, bloğunuzu yazıyorsunuz. Ve tarih atıyorsunuz. Hangi günde değiştirdiğinize dair. Ondan sonra size temiz nevresimler veriyor.
gidiyorsun. Bu şekilde sistem dönüyor. Şimdi burada size bir şey söyleyeceğim. Yeni öğrendiğim bir durum var. Arkadaşlar Deve Sinan yıkanıyor ama aşırı derece böyle değişik bir kokusu var yani. Hani yeni kitap alırsınız kitap kokusu olur ya. Bu MEB'in dağıttığı kitaplar vardı, ne okulda alırdık. Onu açtığında bir koku gelir ya. Onun gibi bir koku geliyor yani. Yıkanmış olduğu halde. O yüzden ben de şey demiştim. Bundan sonra kendim yıkayacağım demiştim. Ama çamaşırhanedeki abladan gizli gizli yıkayacağım dedim. Ondan sonra kuruması biraz gözümü korkuttu. Şeyin, nevresimin. Yüzümdeki sivilcelenmeden ötürü nevresimhanedeki ablaya dedim ki, abla dedim, ben yastık kılıfımı sadece kendim yıkayabilir miyim dedim. Hani çamaşırımı birlikte atabilir miyim dedim. Çünkü yüzüme çok fazla sivilce oluşturmaya başladı dedim buraya geldiğimden beri. O da dedi ki, doktorunuzdan izin alıp hani bir kağıt yazdırmasını isteyebilirsiniz. İşte bu özel bir deterjan kullanıyor falan diye kağıt yazdırıp idareye verebiliyormuşsunuz. Kendi şeylerinizi yıkamanız için nevresimlerinizi. Tabii bunu kimse vermez yani, kimse kolay kolay da alamaz diyebiliyorum. O yüzden ben de artık yastık kılıfımı tek başıma kendim yıkadım yani. Nevresimlerinizi değiştirdiğiniz zaman o üçünün birlikte götürülmesi gerekiyor. İşte yastık kılıfı, çarşaf ve yorganın üstündeki kılıf yani nevresim. Bunun üçünün birlikte götürmeniz gerekiyor. O yüzden hani benim size bir eksik olmasın diye, çünkü kendim yıkayacağım için hani yastık kılıfımı. Abla bana iki tane yastık kılıfı verdi. Dedi ki birini yıkarsın, diğerini değiştirmeye geldiğin zaman getirirsin dedi falan. İşte dönüşümlü olarak yıkayıp kullandım falan filan. Bu şekilde yastık kılıfımı kendim yıkıyordum yani. Artık çamaşırlarım bitti, kendi makineme atıyordum. Bu şekilde. Bunu da öğrenmiş olun. Böyle bir hakkınız da varmış yani. Gidip idareyle konuşup kendi yıkama gibi durumunuz. Ama yastık kılıfı için, nevresim için doktorun da izin olması gerekiyormuş. Kağıt falan olması gerekiyormuş. Neyse böyle. Çamaşırlar nasıl yıkanıyor ve nerede kurtuluyor? Çok güzel. Çamaşırhane var arkadaşlar yurtta. Orada sayılı çamaşır makinesi ve kurutma makinesi var. Ama çoğu kişi kurutma makinesini tercih etmiyor. Çünkü kurutma makinesi kıyafetlerinizi yıpratıyor. Aşırı derece yıpratıyor hatta. Bizim bir de güvenliklerde bulunan teller falan bulunuyor. Bu kelebek dedikleri teller bulunuyor. Onları alıyoruz, odamıza çıkartıyoruz. İşte orada da kağıt falan imzalıyorsun. Aldığın tarih ve saati yazıyorsun. Ve teslim etmen gereken tarih ve saat ertesi gün için yazıyorsun, imzalıyorsun falan filan. Ondan sonra güvenlikten alıyorsun, odanıza çıkartıyorsun ve çamaşırlarınızı seriyorsunuz. Ve kuruyor çamaşırlarınız. Emin olun kuruyor. Umarım görsel işinize yaramıştır. Böyle görseller koymam hoşunuza gitti mi bilmiyorum ama araya böyle ufaktan videolar sıkıştırdım. Çamaşırhane için de randevu alıyorsunuz arkadaşlar bu arada. Yani kendi yurdum için söyleyeyim en azından. Bir görevli abla var. Gidiyorsun çamaşırhaneye. Orada bir görevli bulunuyor. Görevli diyorsun ki, bugün boş çamaşır makinesi var mı? Görevli bakıyor liste. Var ya da yok, sana bilgilendirme yapıyor. Yoksa işte başka güne tarih, saat falan seçiyorsun da ismini yazıyor oraya. Makine numaranı seçiyorsun falan. Ondan sonra belirlenen gün ve saatte geliyorsun oraya, çamaşırları makineye yerleştiriyorsun. Kendi deterjanını ve yumuşatıcını getiriyorsun yine, kendi aldığın. Onları da döküyorsun, yerleştiriyorsun. En son ablayı çağırıyorsun. Abla senin makineni çalıştırıyor. Ondan sonra işte sen belirlenen bitme saatinde geliyorsun, alıyorsun çamaşırlarını, ya kurutma makinesine atıyorsun ya da odana çıkartıyorsun, tele asıyorsun. Bu şekilde çamaşırlarınızı yıkayabiliyorsunuz. Randevu sistemiyle çamaşır makineleri çalışıyor. Ve ücretsiz. Yani senin verdiğin yurt ücretine dahil. Çamaşır yıkamak ücretli mi diye sormuşsunuz. Ücretli değil. Senin verdiğin yurt ücretinin içerisinde dahil yani. Sesim bir gitti. Ütü nasıl yapılıyor? Onu hemen söyleyeyim. Arkadaşlar yurdun size verdiği bir ütü yok. O yüzden ütünüzü kendiniz getiriyorsunuz. Yurt sadece ütü masası veriyor. Her kata ütü masası bırakıyor koridora. Yine bizim yurdu baz alarak söylüyorum. Hani kendi yurdunuzu görmezseniz böyle bir şey demeyin. Aa sen demiştin hani verdi yok şimdi yok falan filan. Bizim yurtta her katta bir ütü masası var. Koridorda. Ve ütünü de kendin getiriyorsun. İstersen ütünü koridorda yaparsın. Koridorda da prizler var. Ütü masasından o duvarını beni çekip yapabilirsin. İstersen de ütü masasını odana alıp odanda işini bitirdikten sonra tekrar koridora bırakabiliyorsun ütü masasını. Bu şekilde ütünü halledebilirsin. Ben ütü masasını bu zamana kadar hiç kullanmadım. Kullanmayacağım da. Çep masanın üstüne havlumu seriyorum. Çalışma masanın üstüne havlumu seriyorum. Havlumun üstüne ütülüyorum. Kim taşıyacak sürekli Allah aşkına onu? Ders çalışacak alan var mı diye sormuşsunuz. Ders çalışacak alan var. Odanızda çalışma masanız, kitaplarınız falan var. Orada da ders çalışabilirsiniz. Hadi diyelim ki oda imkanları ona el vermedi. Arkadaşın rahatsız veya bir şey oldu. Odada ses, gürültü, patırtı. Etüt odası var bu şekilde. Bizim buraya hem çizim odası hem etüt odası istedim diyorsun yani. Çalışma odası diyebilirsin. Bu idari binada bulunan bir oda. Yani bloğunuzdan uzakta bir oda. Yani kalkıp her zaman gidip gelir misiniz buraya bilemem. Çünkü hani odanız gibi olmuyor. Bir işe ihtiyacınız oluyor, bir şey unutmuşsunuzdur. Bütün hevesiniz kaçar yani. Tekrar o kadar binaya git. Neyse bana ne bunlardan ya.
Var var arkadaşlar var. Ders çalışacağınız yer var yani. Etüt odası koymuşlar yani yurtlara. Benim ilk kaldığım yurtta da vardı. Bu yurtta da var. İnşallah sizin yurdunuzda da vardır. Böyle. Namaz kılacak yer var mı? Arkadaşlar mescit var. Ha, iki bloğumuz var zaten bizim. İki blokta da mescit bulunuyor. Bizim beşinci katta mıydı? Öyle bir şeydi falan. Yani mescit dediğim yerde yine aynı bizim odalarımızdaki sadece yatakların olmayan bir boş oda hali. Kitaplıklar ve dolaplar yine var. Halı yapmışlar yere. İşte ondan sonra seccade ve tesbih falan koymuşlar. Bu şekilde bir mescidimiz var. Ama ben mescitte kılmıyorum. Kendi odamda kılıyorum. Çünkü her zaman mescide çıkayım. O da sıkıntı yani. Sadece kandil zamanı çıkmıştım. Bir de birkaç kere arkadaşım da namaza başladığı zaman onu öğretmek için falan çıkmıştım beraber kılmak için. Birkaç kere sabah namazına çıktım yani. Sabah namazına hele var çok korkmuştuk. Bir de üçümüz gittik yani Allah'tan. Odamda nasıl kıldığımı size göstereyim. Şimdi son iki sorum. Hazır mısınız? Bu soruyu sona bıraktım çünkü güzel, zevkli bir soru. Kendi arkadaşların odaya çıkabilir miyim? Şimdi bizim o ne oldu biliyor musunuz? Bizim yurt ilk başta tadilatta olduğu için kafalarına göre yerleştirdiler. İşte gelin dediler sen buraya git sen şuraya git falan filan. Hiç ayarlamadılar yani sistemde falan. Yerleştik ondan sonra bir hafta 10 gün müydü yoksa tam 10 gün müydü bilmiyorum. Bizim tadilat bitmeye yakın 10 gün falan herhalde şeyde kaldık böyle işte karışık kuruşuk kaldık. Ondan sonra bize duyuru yaptılar. Dediler ki işte şu an hani 10 gün kaldık ya eğer bu arkadaşımızla memnunsak falan gelip dilekçe vereceğiz. Dolduruyor işte ben bunlarla bu kişilerle birlikte aynı odada kalmak istiyorum falan diye. Odadakiler topluca bir dilekçe yazıyorsunuz zaten. Eğer böyle memnuniyetiniz varsa falan yine sizi aynı odaya koyuyorlardı. Ama ben o 10 gün içerisinde kendi oda arkadaşlarım dışında sınıf arkadaşlarımdan iki tane arkadaş edindim. Diğer ilk oda arkadaşlarım da iyilerdi yani onlara bir sıkıntım yok ama onlar ikinci sınıflardı yani. Benden küçüklerdi ama yine de ikinci sınıflardı. Onlar o sene gidecek herhalde ben yine başka arkadaşlarla tekrar tanışma, tekrar bir kaynaşma falan sıkıntı olacaktı yani benim için. Çünkü onlar hani gideceklerdi bir sene sonra. Benim daha bir senem daha vardı yani önümde. O yüzden kendi sınıf arkadaşlarımla iki kişiyle tanışmıştım. Onlarla birlikte aynı odaya çıkmak istediğimi söyledim. İşte üçümüz adını yazdık dilekçeye. Ben bu şu kişilerle kalmak istiyorum diye. Dilekçelerimizi verdik. Onlar da bizi ona göre yerleştirdiler. Bu şekilde yerleştik ve bir senemizi doldurduk. Sene sonunda gitmeden önce bizi tekrar anons edildi. Seneye kalmak istediğiniz oda arkadaşlarınızla birlikte tekrar dilekçe yazacaksınız. Tekrar idareye bırakacaksınız dendi. Biz yine dilekçemizi doldurduk. Şu şekilde ben size göstereyim zaten. Kanıt olsun değil mi? Hayır kanka saçmalama şey videoda gösteririm diye. İmzamı görmesinler. İşte isimlerimizi yazdık. Biz bu kişilerle tekrar aynı odada kalmayı istiyoruz diye dilekçemizi verdik. Eğer böyle bir dilekçe yazmasaydık onlar yine kafalarına göre odalara yerleştireceklerdi. İstedikleri öğrencileri yanınıza koyacaklardı. Bu şekilde bize sordular. Böyle bir hakkımız vardı yani. Sene içerisinde iyi bir arkadaş edindin. Artık onunla birlikte aynı odada kalmak istiyorsun. Odanın durumuna bakacaklar. Ya onun odasında bir kişi boş olması gerekiyor ya da senin odanda bir kişinin boş olması gerekiyor ki yer değişikliği yapın diye. Yoksa sizi ikinizi aynı odaya koymazlar yani. Bu şekilde idareyle konuşman lazım yani. Bu şekilde biri sormuştu bunu. Yurttan ayrılırken yorgan yastığı ne yapıyoruz? Şimdi 15 tatilde, ara tatilde gittiğiniz zaman bir şey yapmıyorsunuz. Duruyor yatağın üstünde öyle. Ama duruyor mu yatağın üstünde? Ha evet, duruyor duruyor. Biz bir ara toplamıştık, dolaplarımıza koymuştuk çünkü bizim o yurtta boya yapılacağını falan söylemişlerdi. Bayram zamanıydı. 15 tatile mi denk gelmişti o? Neyse normalde duruyor yani yatakların üstünde yani. Ondan sonra yaz tatilinde ise yaz tatilinde yorgan yastığı, nevresiminizi, her şeyi topluyorsunuz. Alezi falan her şeyi topluyorsunuz. Götürüyorsunuz. Aldığınız yere geri bırakıyorsunuz arkadaşlar. Geri iade ediyorsunuz. Ondan sonra çıkıyorsunuz gidiyorsunuz yurttan yani başka yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar toparlanmaya başladık. Şimdi ben çarşaflarımı falan çıkarttım. Yorganlarımı aldığım gibi tekrar teslim edeceğim. Nevresimlerimden şekilde. Bu aleze çıkacak normalde. Şu şey yatak gibi olacak. Arkadaşım gitti hatta. Bu yatak gibi olması gerekiyor normalde ama ben şey yapacağım. İşte ben akşamüstü arkadaşımla onunla arabası birlikte gideceğimiz için akşam onda çıkacağız diye biraz uzanırım falan diye bunu çıkarmadım üstünden. Bu aleze çıkacak normalde. Onu teslim edeceksiniz geri. Böyle eşyaları toparladık. Bu çocuk geçmiş için bütün ıvır zıvırı bu torbaya koydum. Bir de valizim var. Bu da arkadaşım valizi. Diğeri de hazırlanıyor henüz. Böyle. Videom buraya kadardı arkadaşlar. Bundan sonra merak ettiklerinizde yoruma yazın. Çünkü artık video çekmeyeceğim KYK ile ilgili.
Yani kayakla ilgili video çekmeyeceğim derken bilgilendirmek amaçlı video çekmeyeceğim. Çünkü ben kayakta kalan bir öğrenciyim. O yüzden her türlü videolarımda göreceksiniz orayı yani. 36 dakika video diyor. 36 dakika ne konuştum ya. Bir de onun editlemesi var. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Video fikirlerinizi aşağı yorumlarda bekliyorum.